Sevdim ben. Kimi? Yani ne diye soracaktım. Sen Kant'tan bahsediyorsun. Ben bayıldım. Artık bundan sonra her yaz arabanın arkasına çadırımı atıp kamp yapmaya giderim. Beraber gitsek? Aynen, bizimle kartopu oynamaya da gel, ondan da kusur kalma. Ya şu karşı tepenin üstü kışın böyle hep kar tutar. Çocukluğumuzda oraya giderdik. İdil ondan bahsediyor. Biz bize giderdik ama. Haziran da artık bizden İdil. Ben öyle düşünmüyorum. O da senin sorunun. Ya biraz yürüyelim biz. Kafama geçirseydin Melisa. Ben üfleyeyim. Tamam tamam, ver ver, dilek hakkımı çalma hemen. Bravo. Ya. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki doğdun. Evet, söyle bakalım, ne diledin? Söylenmez. Ben biliyorum senin ne dilediğini de. Evet. Haziran, senin doğum gününü de burada kutlayalım ya. 21 Ağustos'tu değil mi? Sen nereden biliyorsun? Haziran söylesin. Hadi bu gece bir çılgınlık yapalım. Herkes eteğindeki sırları döksün. Ha? Ne sırrı bu? Evet, ben de merak ettim. Ne sırrı? Ben de sana anlatacaktım. Ben Haziran'ı gördüğüm zaman dedim ki bu kız kesin ikizler burcu. Ama ondan sonra konuşunca dedi ki yok. Doğum günüm 21 Ağustos'ta. Sır dediğim bu muydu yani? Beğenemedin mi İdil'ciğim? Daha kötü bir şey mi bekliyordun? Ha? Senin bana anlatacağın şey bu muydu? Yine yüzündeki ifadeyi görünce kötü bir şey sandım. Ben üstüme bir şeyler alayım. Bozuldu, bozuldu. Ya sana bir şey. Müsaade edecek misin? Poyraz'la aranda ne var? Sana cevap vermek zorunda değilim. Zorundasın. Bu adaya ilk geldiğinde benim Poyraz'a aşık olma ihtimalim bu adaya yıldırım düşme ihtimalinden daha az dedin. Bana söz vermiştin. Şu an aşırı saçmalıyorsun. Ben yıllarca Poyraz'a emek verdim. Bunu bir anda mahvetmene izin vermeyeceğim. Ben izin vermem. Aliye teyze izin vermez. Sen kendi hırsların için Poyraz'ın babaannesini mi kullanacaksın? Ben hiçbir şey yapmayacağım. Dün de gördün, seni istemiyor. Bu adadaki kimse seni istemiyor. Ben bu adada istediğim kadar kalacağım. Al bakalım. Sağ ol. Korkuyor musun? Nereden anladın? Biz senle birbirimize çok benziyoruz Melisa. Hayatımızda en ufak bir değişim bile olsa hemen içimize dönüyoruz, kapanıyoruz dışarı karşı. Niye böyle yaşayıp gidemiyoruz ki? İlla hayatımıza birini mi almamız lazım? Bizim tercihimiz olmuyor ki bu işte. Bir anda hayatımıza biri giriyor. Sonra bir bakmışız, bütün hayatımız o olmuş. Sen onu seviyorsun. Yeniden kaybedeceğin birine bağlanıyorsun.
Kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey duydun mu sen? Yok. Bir şeyin olmasından çok korkarsın aslında. Onun olması için zemin hazırlarsın ya. Ben şimdi gerçekten kaybetmekten çok korkarsam kaybedeceğim biliyorum. O yüzden Haziran'ın buradan gitmemesi için bir sebep olduğunu söylemem lazım ona. Yoksa gidecek buradan. Açılacak mısın yani? İyi. Umarım mutlu olursun. Haziran nerede? Bilmiyorum. Seni sakladığım bir şey var. Sen sarhoşsun. Nişan gecesinden beri bir şeylerden şüpheleniyorum. Hakan biliyor değil mi? Bu doğum günü tarihi sırrı falan bunların hepsi yalan. Başka bir şey var. Haziran. Sakladığın her ne varsa hepsini açığa çıkartacağım. Neredesiniz ya? Geliyorduk. Bir sorun mu var? İdil ürpermiş de biraz. Ama benim ona verecek bir şeyim yok. Ben zor bir gün geçirdim. Biraz çadırda dinlensem iyi olacak. Bence de dinlen. Çünkü yarın seni çok güzel bir yere götüreceğim ben. İleride çok güzel bir tepe var. İyi geceler. İyi geceler.